Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hicri yılbaşı. İnşallah. Her milletin genelde yılbaşısı vardır. Hristiyanların, Yahudilerin, Hinduların, Müslümanların var tabi. Ne yazık ki Hristiyan yılbaşısı önceden biliniyor. Reklam yapılıyor. Her türlü süsler, vitrinler oluyor bunlar muhteremler. Nasıl olsa inşallah yarın akşam gece Hicri yılbaşı oluyor. Yarın akşam gece. Perşembe günü Muharrem ayın biri. Muharrem ayın biri böyle. İslam'da 4 ay vardır. Buna haram aylar deniyor bunlara. 4 ay. Yani hürmetli, saygın aylar ne geliyor. Biri Zilkade, Zilice, Muharrem, Recep ayı. Biliyorsunuz Recep ayı biliniyor. Şaban ayı biliniyor, Ramazan biliniyor. Sonra ne geliyor? Şevval geliyor. Şevval bir, Ramazan varın bir olmuş oluyor. Şevval'den sonra Zilkade geliyor. Bu da 4 aya dahil. Zilhicce Muharrem ayı. Recep ayı tek geliyor. Şimdi inşallah nasip olsa hicretin bir özünü yapmaya çalışalım inşallah. Tabii bir hicret bir sohbet sığmaz. Çok geniş kapsamlı hicret. Bunun maddi yönü var, manevi yönü var bunun. Çok böyle akşamları var tabi. Peygamberlik en yüksek makam. Ezelde verilen bir makam ama ezelde, ruh aleminde. Bir evliya ne kadar çalışsa çalışsın o makama çıkamıyor. Peygamber makamı çok ama çok yüce makam. Peygamberlerin de arasında farkları var. Nebiler var. Buna kitap verilmez. Buna şiat verilmez. Bunlar evvelki peygambere tabi olur bunlar. Ama peygamberdir. Nebi makamı. İkincisi Resul makamı. Resul. Bunlara kitap verir bazısına. Bunlar yeni bir şiat verilir bunlar. Bunlar bağımsızdır yani böyle. Üçüncüsü, daha üstünü, ulazim peygamberler. Bunlar 6 peygamber bunlar. Dördüncüsü de tek makam, Hatim-ül Enbiya, son peygamber makamı. O da tabii tek makam böylece. Yalnız peygamberlik, yani Allah katında en üstün bir derece. Bir insan çalışsa evli olabilir derler. Kurala uyarsa evli olabilir böyle. Ama evlilik makamı garanti değil ama kesin değil ama düşebilir. Ne olacak bilmez gene böyle. Ne kadar mürşid-i kamil olsun, büyük evli olsun, son nefesi yine kesin değildir evliyaların bile. Peygamberin garanti peygamberin böyle. Yalnız peygamberin makamı çok da zorlu bir makam. Zorlu makam. Yani değil bizim gibi sıradan bir insan bir evliler bir makamı kaldıramadığı zaman çekemez. Böyle çok zorlu, çirli makam böyle. İmtihanı ağır böyle. Görevi insanları davet Allah'a Celle Celaluhu. Bir evliya çekilir mağaraya icabında, inzivaya çekilir, evine çekilir, ibadetin meşru olur, çekilen meşru olur, yapabilir tabi bunu böyle. Yani evliyadır mesela, makamı yüksektir böyle. Peygamber'e gelince, peygamber çekilemez inzivaya. Çekilemez peygamber. Onun görevi
İnsanları ateşten kurtarmak, yani bir ev yanıyor, her tarafı alev almış, işte insanlara rağmen böyle böyle. Nedir peygamberin görevi? Ateşten kurtarmak mutlaka böyle. Yalvarıp yakarak kurtarmak böylece. Şimdi gelelim tabii Hatem-ül Enbiya, son peygamber, Aleyhisselam Hazretleri, peygamber. Artık zirvenin zirvesi, en yüce makam gibi kavisiyene varan bir peygamber Miraç'ta. En yüce makam böylece. Tabii zahmeti, çilesi de daha fazla. Yetim dünyaya geldi. Babasını görmedi. 6 yaşında annesini kaybetti. Dedesini kaybederken yetim büyüdü muhtemelen. Amca yenge elinde. Yetim büyüdü. Gerçi iyi baktılar amcası yengesi. Yani yetim ama adı. Yetim. Dedi yetim, boynu bükük. Böyle benlik olmaz, ego olmaz mı? Yetim yetimde zaten. Yetim, gözü yaşlı, böyle bir kız yetim böyle. Mahzundur, garipdir yetim. Öyle büyümesi gerekiyordu ama Allah katında. Öyle olması gerekiyor. Onun için öyle oldu tabii. Fakir çok büyüdü be. Amcasında da durumu iyi değildi, maddi durumu. Çok fakir büyüdü. Evlendi 25 yaşında. Hatice annemize, Hasan Sıhtere'yle. Hatice Validemiz zengin muhtemelenler. Peygamberimize aşıktı. Rüyasında görmüştü evlenmesi için de. Peygamberimiz o anda biraz rahatladı. Evi oldu, yuvası oldu, eşi yok, zevcesi oldu, çocukları oldu. Önüne sofra getirildi. Hatice Validemiz çok mübarek kadındı. İyi karşılığını böyle. Ama peygamber hoş yaratılmadı ki peygamber. Yani evine, işine bağlı da efendim, istihatına bak, kılamazı yat aşağı. Değil mi peygamberden? 40 yaşına yaklaştı. Artık peygamberin alametine başladım peygamberle. Önce yalnız kalması gerekiyordu. Yoksa o aşamadı perdeyi. Yani peygamberin makamına giriş, o makama perdeyi aşamaz. Yalnız kalması gerekiyor. İnziva deniyor ona böyle. Halktan çekilecek, kesilecek halktan böyle. Nur Doğan'a gitti. Oradaki mağara mağarasında 6 ay kaldı orada. Tabii gitti geldi evine. 6 aya kadar kalması geldi böyle. Tefekkür haline böyle. Kaldı. Oradaki peygamberle kendisine 3 yıl davetli mükellef olmadı. Sonra davetli emir olundu. Ama en çetin günleri başladı. Kimler onun muhatabı, kimi davet ediyor? Mekke müşrikleri. Kim bunlar? Orta çağın en vahşi insanları, orta çağın. En vahşi insanları. Okuma yazma bilen çok az yerinde nadir. Devamlı alkoller, şarap içiyorlar. Fuhuş, zina, açıkça. Çoğunun babası belli değil bir insanlar. Böyle karışık bir herci merci, kaos, kargaşa. İnsan kaçırma, köyde buna satma, öz kızlarına diri diri gömme. Yani bir canavar, merhamet duyan insanlar. Katı insanlar böyle. Yani vahşi bir hale böyle. Çöl insanlar böyle. Peygamberimiz de, Hazretleri de en üstüne ahlaka sahibi. İnci yapılı, duygusal, şefkatli, merhametli, gayet bir yapısı farklı peygamber yapısı tabi. Onların muhatabı muhtemelen böyle. Ama onlar davete mükellef. Önceki peygamberlerin çoğu hazıra kondular. Hazıra kondular. Bir peygamber gidiyor, yerine başlıyor, yerine geliyor.
Mesela Musa Aleyhisselam rahmetli oldu. Yerine Yuhuş Aleyhisselam geldi. Onun yanında bir yetişti. Hazır ümmet ama. Hazır ümmet ama. Davud Aleyhisselam vefat etti. O da Süleyman Aleyhisselam peygamber oldu. Ama hazır konu muhteremde. Bir nevi malum mirza konular. Hazır, ümmet hazır mı sana? Ne gerekiyor? Bir enerji depolama böyle. Onları bir harekete getirme böyle. Gevşetmeme onları muhterem böyle. Fakat peygamberimizin muhatap olduğu toplum peygamber gelmemişler muhterem. İsmail Aleyhisselam'dan beri kaç bin yıl. Kendi kendilerine. Devlet de yok. Güçlü, o haklı oluyor güçlü kimse böyle. Aslan, kesen, vuran, katılan, katil belli insanlara böyle. Tabii zorlu günler başladı. Ama ne yapacak? Peygamber görüyor muhtemelen böyle. Ne kadar dövülse, sürülse, hakarete görse, bunlara muhatap olmayacak bile. Bunlara sineye çekecek bunları. Boyun eğecek. Ama yalvarırcasına daha muhtemelen. Geceleri, gündüzleri, çölde, panayırda, çarşı, pazarda kimi görürse İslam'a da böyle. Ve giderken Peygamber iki dayanağı vardı muhtemelen. Peygamber destekleyen böyle Mekke'de sözü geçen ağırlı olan iki kişi vardı. Ebu Talip, amcası peygamber. Kureyş'in reisi. Ama iman etmedi. Neden? Bir onurun meselesi yaptı. Onurun meselesi yaptı. Elinde bir yetim, yani ona bir kabile reisi, ona tabi olmak, onun meselesi yaptı böyle. Bildi evet, evet Muhammed sen doğru söylüyorsun, hak söylüyorsun ama diye böyle, bir onur meselesi yaptı, bir ego, enaniyet araya karıştı, iman edemedi. Ama Peygamber'i sevdi muhtemelen, onu korudu böylece. Arka çıktı kendisine böyle. 10. yılında nübüvvetin, peygamberliğin, Ebu Talip hastalandı ve öldü muhtemelen. Peygamber o kadar gitti başına hastayken, ağır durumunda. Amca ne olur? Çok yalvardı. Amca ne olur? Bir defa olsun kermeşlerde getir. Mahşerde yüzüm olsun sana şefa edebileyim. İman şart. O anda Ebu Cehil orada. O da ya Ebu Talip sakın ha. İnanma bunu derten böyle. Ve iman edemeden gitti muhtemelen böyle. Bakın bir peygamber Hatim-ül Enbiya, amcası, elinde büyüdüğü için bir nevi onun nimetine şükraner, şükranlara böylece ona çok uğraştı. Bir peygamber. Çok uğraştı onunla böyle. Bu kadar ona yalvardı, uğraştı, çok uğraştı onunla böyle. Demek ki en büyük peygamber bile olsa, eğer karşılıklı nasip yoksa imana getiremiyor muhtemelen. Nerede günümüzde işte evliler bir nazar etmiş, hem imana gelmiş. Bak muhtemelen. Bakın bir peygamber değil mi böyle? Hem amcası elinde büyüyor. Yani candan yalvarıyor böyle. İman gitti böyle şey. Bu da bir peygamberimizin dış desteği yıkıldı. Direkt yıkıldı şimdi dışta böyle. Yere kim geçti yerine? Ebu Leheb. O da amcası peygamberimizin. Ama o peygamber düşmanı oldu. Azıl olan böyle. Hakkını tevbe suçu gelen kişi yani böyle. O Kureyş reisi oldu. Üç gün sonra da peygamberin iş desteği, eşi, zevcesi, Hatice validemiz o vefat etti muhtemelen. Üç gün sonra böyle. Bir insan dışarıda ne kadar hüzünlense, dertlense, stres geçirse, bulamam geçse dışarıda bir kişi ama evine gidip de hanımını da görür bunu gösterirse kişi böyle bir din rahatlar muhtemelen böyle. Fakat Peygamberimizin durumu farklı işte muhtemelen böyle.
Dışarıda Ebu Leheb amcası. İçine gidiyor taşlar arkasından böyle. İnanmıyorlar bu diye böyle. Hakaretler. Konuşulmuyor da kendisi. Eve geliyor. Ev karanlık ama böyle. Ev karanlık da böylece. Mürit Peygamber o seneye senetir hüzün. Hüzünlü yılı. Hüzün yılı böyle. Senin hüzün muhtemelen böyle. Peygamber duramadı Mekke'de. Daha sonra durdurmadılar, çalıştırmadılar. Ama nasıl su durmaz değil mi? Suyunu kesersin, yine yol bulur kendisi böyle. Yandan gider, kırdır, mırılır, bir şey bulur muhtemelen böyle. Peygamber de Taif'e gitti. Orada bir ay kaldı orada böyle. Hazreti'yle beraber. Orada tek insan iman etme muhtemelen. Bir ay demeden. Bir peygamber muhtemelen. Yalvarıyor, yakarıyor, o kadar anlatıyor böyle. Artık en güzel konuşan hitabet. İnsan halini bilen, maneviyatı, feyzi, ruhsal halleri böyle. Manevi gücü olduğu halde. Demek ki karşıdakinin bunda bir kabiliyeti yoksa, yeteneği yoksa etkileyemiyor muhtemelen böyle. Böyle örnek veriyor bazı evliyalar. Diyor ki sobada, ocakta. Ateş tam sönmemiş daha böyle. Ama artık kor olmuş da yine geçiyor bu şekilde böylece. Üstüne birkaç dışkı koyarsan böyle diyor. Bir üflersin diyor. Dışlanmıyor böyle. İnsanların bazı bunun gibi böyle bir anda. İçinde vardır böyle. Arayış içinde vardır böyle. Yani bu dinsiz yaşama dayanamıyor ruhu. Bunalıma giriyor böyle. Ben bunun için yaratıldım. İçine bir istek var mı derim böyle. Bir el gerekiyordur, destek gerekiyordur. İşte buna bir evli olsun, bir arkadaşı olsun, dostu olsun, ilgilense bununla, az ilgilendim bunu böyle, hacam derim, gidelim derim. Uf demiş ya bunu böyle. Yine bazı ateş vardı diyorlar. Allah dostları, ocakta, sobada. Kor artık sönmeye başlamış ama. Hafif kırmızı var ama artık sönmeye başlamış. Bize birkaç tırpımını koydun. Üf, üf, üf. Hemen olmuyor muhtemelen böyle. Ne istiyor? Çok istiyor böyle. İlgi çok istiyor fazla muhtemelen böyle. Çok ilgi istiyor böyle. Üfle, üfle, üfle. Bir şey üfle, icabına şöyle yerle böyle. O zaman yanlara böylece. Ama diyorlar, ateş tamamen sönmüş artık, kararmış, kırılmaz böyle. Ateş tamamen sönmüş artık böyle şey. Nak üfle üfle, kayıtmaz o tane böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Taif'ten döndü Mekke'ye mükerremeye. Artık başladı. Mekke'nin dışında yabancılara ilgilenmeye, yabancılara başka kabirine girenler artık böyle. 11. yıl dönüyor Nübüvvet Peygamberlerinin. Peygamber gece arasında Mekke'nin dışında Akabe civarına gidiyor Peygamberimiz. Issız tabii. Işık yok o zamanlar böyle. Vakti Aleyhisselam Hazretleri karşıdan bir grup insan geliyor böyle. Karşıdan bir karartı var. İnsan geliyor böyle. Yaklaş yanlarına kimler sizler? Medine diyorlar. Medine'ye gelmişler. Yani hac mevsimine geliyor o zaman da böyle. Hacı dedik kabilesinden. Yani burada onlar oturur musun biraz? Abi konuşalım, tanışalım bakalım orada. Peki derdi, oturalım. Yani Aleyhisselam Hazretleri gecenin yarısında ıssız bir yerde, sesli bir yerde önce Kur'an okudu onlara. Şimdi Peygamber okuyor Kur'an. Peygamber okuyor. Yani her kelime okurken o kelimenin işlerine vakıf böyle böyle. Yani en esrarına vakıf her kelimenin. O Allah kelimeyle okurken öyle. Bu 6 kişi Medineli bundan etkilendi bunlar. Duygulandı bunlar. Allah'ım bir hava oluştu bunlar böyle böyle. Adana Sohbet Aleyhisselam Hazretleri bunlar daha da değişti şimdi bunlar böyle. Merak ediyorlar. Bakalım ne var bunun arkasında ama şimdi.
Kim bu? Yani farklı bir insan bu. Normal değil bu. Bunda üst bir güç var, manevi bir güç var onda ama kim bu acaba derken sonunda açıklatıyor. Ben de Allah'ın gönderdiği sizlere son peygamberim. Evet, Rabbim böyle layık görmüş. Ben bana bu görevi vermiş. İslam'ı davet ediyorum. İlk defa böyle duydukları için bir şok olduğunda böyle, birinin bakışları böyle, ne dersin birbirine böyle bakışlar. Derler ki, bize şimdi müsaade et, biz yalnız kalalım, kendisi yanımızdan ayrıl buradan. Yanımızda bunu konuşalım, görüşelim ve karar verelim. Peki. Peygamberimiz son derece mütevazı peygamber böyle. Yani çürük çürük olur böyle. Gel gel gidip böyle biraz böyle. O kadar mütevazı böyle. Peygamber çekildi. Kendi konuştular. Karar verdiler. Müslüman olmaya muhtemelen. Karar verdiler. Yani yanına geldi. Evet dedi böyle. Getirdi kelime-i şehadeti. Orada. Getirdim inşallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü dediler. Tabii peygamberi getirdi muhteremler. Oradan meleklerini getirirler. İlk Medine, ilk 6 kişi Müslüman Medine ilk olarak şehirde vardı. Müslüman oldular ama ne oldu? Sahabe oldu bir de. Ya sahabe oldu muhtemelen Müslümanlar. Ne demek sahabe? O makama bir anda çıktılar, bir anda. Yani bir evliya, zamanın kutbu azamı, bin yıl başına seni kaldırmasın, o makamı çıkarmıyor muhtemelen ben. Sahibi makam böylece. Tabi sahibi oğlum da böyle. O aşkullah, Resul aşkı yaktığından muhtemelen böyle. Derler ki ya Resulallah, biz burada kalalım derim, Mekke'de kalalım bize de şimdi bunlar böyle. Hayır. Siz buradan Medine'ye gidiniz. Gidin bakalım buraya. Orada insanları İslam dua edin bakalım böylece. Ya Peygamber Aleyhisselam durum malum. Yani biliyor ki Medine'ye gidecek. Biliyor muhtemelen böyle. Oraya bir İlk olarak bir şübe. 6 kişi bunlar. Eshab-ı Zür Hazretleri başkanları bunların böyle. En şey işte o bilgilisi. O başkanların da. Buna tabii döndü gittiler Medine'ye muhtemelen. Gittiler ama aldıkları o rüştü aldıkları feyiz, mali ruhsa, zevk bunlar yakıyor onu muhtemelen. Başlarında insanların daveti Medine'de. Yani tabii gizli böylece. Genelde ev sohbeti şeklinde. Herkes, tabii 6 kişinin bir çevresi var, yakını var, arkadaşı var. Onu çağırıyor, bunu çağırıyor. Ev sohbetiyle. Bunlar bayağı çoğaldı bunlara böyle. Ertesi yıl yine gittiler. O ilk kişi gittiler işlerinde. Hepsi gitmedi böyle. Yine aynı akabe yerinde. Yine Peygamber'le görüştüler. Peygamber'le bunu biat aldı. Söz oldu bunlara böylece. Bazı şartlar bak böyle. Hırsız yapmama, zina yapmama gibi böylece şart onlara veriyor. Dedi ki bunlar ya Resulallah, biz efendim Müslümanız elhamdülillah ama saatlik Müslüman. Yani ailece kalmamışlar. Biz saatlik Müslüman oldu onlara böylece. Hele bize birini gönder. Yakın sahabenden, Mekke'den birini gönder. Kim daha fazla Kur'an'dan biliyorsa, kim daha fazla İslam o zamanki hüküm biliyorsa, biz bunu gönderiyoruz Medine'ye. Peygamber tabi kabul etti bunu, gönderdi. Kimi? Musa bin Umeyr. Musa bin Umeyr. Musa bin Umeyr. Gençti bu. Çok zekalı. Zengin de bu cahiliye zamanında. İmad edince çok şey çekti. Anne babasından kendisi böyle. Bunu gönderdi muhtemelen. Bu onlara haber Medine'ye gitti. Bu gidiyorsa Medine'de 40 kişi olmuşlar Müslümanlar. Demek ki çalışmak gerek yok muhtemelen böyle. 6 kişi bir senede 40 kişi olmuşlar bunlar böyle. Hazreti Musab gidince sonra İslam daha bir şey yayılmaya başladı Hazreti Musab gidince böyle. Kur'an okuyor, ayetleri daha fazla biliyor, ezberini daha fazla biliyor, İslam'ın onları daha fazla biliyor o günün şartlarına göre. Çok da yumuşak hale muhtemelenler.
hiç kızmasını bilmeyen, daralmayan, sıkılmayan, 10 kere sonra anlatsın bir şey, gayet sabırlı, halim, selim, yumuşak huylu bu şekilde, tek amacı İslam Allah'a çalışmak. Tek amacı başka, başka bir şey. Yarı aç, yarı tok. Hatta Uhud'da şehit oldu muhteremler, elbise yırtılmıştı, elbiseleri. Beden örtmeye bir bez lazım yani. Kefen yok, istemiyor şehitleri de. Bir beden sarılsın, açıkamadı deden böylece. Evine gittiler. Evinde bakma, evinde muhteremler, ne perde var, ne yatak var, ne organ var, ne kilim var. Yani. Küçük bez bulmuşlar be. Onu getirirler. Ayağını örtse başa çıkalım muhterem bakın. Yani bir kefen almadan gitti dünyada bakmak. Yani bir kere almadan gitti ahirete muhterem. Allah'ın çalıştı. Bu da tam oraya gidince Medine'de bir kişi vardı böyle Sa'd bin Muaz diye. Sa'd bin Muaz diye biri vardı. Eys kabilesi reisi. İki kabile vardı Medine'de Araplardan. Bir düşmandı bunlar birbirine. Bu Sa'd bin Muaz Hazreti Ömer meşrebinde yapısında çok sert yapılı. Hırşın böyle gayet dik duran kişi böyle böyle. Uyman daha gelmemişti. Ondan biraz çekiniyor ondan böyle. Kendisinden böyle. Derken o da sıra bir sebep oldu. Gönder onu böylece. İman da birisine gönderdi buraya böyle. Duydu bunlar yani topluluklarını. Kıtırak geldi ama. Elinde kılıcı. Toplantıya bastı. Kişi de geliyor böyle. Kılıcı yere sapladı. Ne yapıyorsunuz siz? Bu da fitne mi çıkarıyorsunuz bu durumdan böyle? Herkes de bir durdu. Hadi Musab. Ya Asad. Lütfen bak, bir otur bak. Bir otur. Önce bir konuşalım. Bir tanışalım. Bizim amacımız ne? Ne yapmak istiyoruz? Nasıl anlatalım? Beğenirsen kendi görüşü reyinle iman girersin böyle. Beğenmezsen zevbirsin böyle. Tekstüre bakalım böyle. Mesela Kur'an okudu muhtemelen böyle. Çok da sesi güzelmişler muhtemelen böyle. Yani tabi sırf ses değil de ihlas. Yani kalbin derinden geliyor. İnanarak böyle. Her kelimesi böyle. Allah derken iç yanarak böyle. Tüccere böyle. Böyle önce Kur'an'da ayeti okunca böylece Sa'd-ı Muaz denen kişi, dağ gibi kişi şey bir rahatlığı durdu şey böyle. Durdu böyle Allah Allah. Hoşuna gitti böyle. Bir atmosfer değişti ama. Böyle. Sanki başka bir aleme girdi böyle. O hırşındı, sinir, asabiyet, şunlar bunlar. Gitti bunlar böylece. Bir rahatlama, bir gevşeme böyle, bir huzur böyle. Bir gönül rahatlığı böyle. Hoşuna gitti böylece. Peki daha var başka bir şey dedi böylece. Peygamber'in duyduklarını tabii, onlara bunu naklediyor, bunlara naklediyor böylece. Artık takıtı kalmadı. Peki dedi, ne gerekiyor bu dine girmek için? Çok kolay dedi böyle. Kelime-i şehadet muhtemelen. O da getirdi kelime-i şehadet muhteremde. Bir de getirilmiş aldı bereketen. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh. Öyle oldu ki Muazzam'da, sahabe Muaz, o tabi o şimdi tabi'in oldu ama. Sahabe olmadı o zaman böyle. Ufak başım böyle. Şimdi diğerlerin bir kısmı sahabe. Ondan bunu üstüne anlatalım böyle. Bu şimdi oldu, sahabenin elinde iman etti, onları gördü. Bu tabi'nin makamından mı daha böyle? Sahabe makamı daha üstün tabi makamı. Ama yetti ona mı? İçi yandı. Yetti kabilesini topladı. Kadın erkek. Onları İslam'a davet etti. Bir anda 100 kişi iman ediyor. 100 kişi iman ediyor. 100 kişi böyle. Ondan sonra iman artık o da serbest çalışıldı. Çoğaldı da Müslümanlar. 300 yıl tekrar oradan bir kabile geldi. Kabile geldi Mekke'ye, Mükerreme'ye. 75 kişi. İki kadın, diğer erkek. Bunlar ne dedi ki yarısı olabilirler Peygamber'e muhteremler.
Biz evimizdeyiz Medine'de. Çoğun son beraber orada yaşıyoruz böylece. Sen buradan Mekke'de düşman elindesin dedi burada böylece. Düşman elindesin burada. Ne olur Medine'ye gelirler muhtemelen Peygamber'den. Medine'ye gel. Vakti gelmiş muhtemelen aslında ezelde böyle. Vakti Medine'ye münevvereye. Yani bunu biat aldı böyle, söz olunan böylece. Dedi ki ben de Medine'ye gelirsem Peygamberliğin imtihanı ağırdır. Bunun için paylaşmamız gerekiyor imtihanları bu şekilde böyle. Yani düşmanlar saldırırlar, sırf benim için böyle. Savaşçı olacak icabında ölmek var, şehit olmak var. Buna katlama gerekiyor bunlara. Bir dur da bunlar şimdi böyle. Peki ne olacak bunun sonunda? Sonu cennet bunu, cennet mi adam böyle? Pek yaratan der böyle. Peygamber söz verir, Medine'ye gelmeye muhtemelenler. Buna gittiler Medine'ye münevvereye. Yani bunu sahabelerin önce, eshab-ı kiramına, eshabım artık Medine'ye gidin buradan, sebebi artık böyle. Hicret başlıyor, hicret, göç. Başlıyor muhtemelen. İlk giden kim oldu? Hadi Ebu Seleme. Ebu Seleme. İlk böyle. Hanımını aldı, Ümmü Seleme. Ve kızı Zeynep diyor. O kadar. Başta yokmuş çalışırı fazla. Kız Zeynep aldı. Hanım Ümmü Seleme. İşte deveye bindiler. Gizlice Medine'ye çıkıyorlar. Medine'ye doğru böylece. Ama yakaladı müşrikler bunu. Akrabalarını yakaladı bunu böylece. Dediler ki şimdi buna hanımı aldılar. Yavaşlar. Kızı aldılar. Sen gidersen de böyle. Buna kalacak onlar. Tabii hanımı ağlıyor. Kızı ağlıyor. O ağlıyor. Müşrik. Merhametsiz. Gaddar. Canavar. Tabii. Bu gitti. Zaten onlar geldi tabii. Onlar geldi böyle. Yalnız kaçak diyorlar. Kaçak. Görüşmeler muhteremler. Yani kader bak yine günümüze oluyor. Değil mi? Kaçak oluyor böyle. Kaçak böyle. Yani ölümü gözü almak. Çilek bir şey çıkıyor böyle. Şey böyle. Şöyle kaybolmak var. Aç kalmak var, sus kalmak var, ölmek var. Müşriklerden yakalanmak var böyle. Ölümü göze alarak ama bir nevi kaçak göçmen ama. Ne zaman kaçıyor bunu? Gece değil ama böyle. Öyle bak ne ama. Gece gezerler Araplar. Serin olurlar böyle. Öyle vaktinde yanar yanar çöl böylece. Yine kapanır böylece. Öyle vaktinde böyle toplu değil bir kişi böyle kaça kaça bir gün kaçıyor bu şekilde. Yalnız Ömer Hazretleri o açıya gitti muhtemelen gündüz böyle. 20 kişi yanında daha var böylece. Kabe'ye tavaf etti. Kudüs'ün çekti. Gitti onlara söyledi. Medine okulattı onlara böyle. O dokunamalılara böylece. Mekke'de Peygamber kaldı muhtemelenler. Hazreti Bekir kaldı. Hazreti Ali kaldı böyle. Bir de kadınlar yaşlı hasta falan vardı böyle. Onlar kaldı muhtemelenler. Peygamber tabi emir bekliyor Mevlamız'a muhtemelenler. Şimdi önceleri Mekke müşriklerinin reisleri bu duruma sevindiler bunlara böyle. Müslümanlar orada göç etmesine. Yani gitsinler kurtulmalarına da böyle. Ya bize kalsın Mekke. Buna sevin bunlar böyle. Biraz da göz yumdular böyle. Fakat sonra uyandı bunlar muhtemelen. Hatta başına geldi. Dedi şimdi bunlar Medine'de iki kabile vardı Medine'de. Evs Hazreti'ye böyle. İkisi bir düşman bunlar böyle. İşte İslam bunları barıştırdı. Kaynaştırdı. Karışıldı bunlar şimdi bunlar böylece. Bir büyük kuvvet oldu böyle. Buradan giden, Mekke'den giden Müslümanlara ilak edince o da şimdi büyük bir kuvvet toplanır burada böyle. Etraf kabilede iman edenler var. Onlar edecekler. Bu daha büyüyecek böyle. Dediler ki, dediler, Muhammed oraya giderse dediler, o başına geçerse onların başına, işte tehlikeli bu sefer. Niye tehlikeli? Mekke'lerin can damarı ticaret. Şam ile yazın, kışın Yemen'e muhtemelen. Onların bütün can damarı ticaret muhtemelen. Onu geçiriyor, onu geçiriyor bu şekilde. Medyanların Şam ve onun da amaçlı muhtemelen. Yolu kesilecek bu sefer. Ne yapalım? Buraya bir çare buldu. Dedi çareleri de, hiç o mazeller Muhammed'i oraya göndermeyelim. Bunun için böyle. Toplandılar bir evde. Dar nevi bir ev vardı böyle.
Allah'ın burada Ebu Cehil başta başlarında şeytan oraya geldi, iblis ya böyle. İnsan şeklinde. Oraya geldi. Şimdi müşavir ediyor. Konuşuyorlar aralarında. Ne yapalım Muhammed'i şimdi bana? Bunu göndermeyelim. Giderse ona başta geçerse olamaz bunlar bu şekilde. Biri teklif etti. Onu buradan sürelim. Nasıl sürecekler? Bir deveye bağlayalım onu. Tek başına deveye bağlayalım. Çöle bırakalım böyle. Arsız kalsın ölsün çölde. İblis şeytan insan şeklinde yaşlı, sanki çok böyle deneyimli, kültürlü insan şeklinde görünüyor onlara böyle. Yani böyle. Ona sordu, ne dersin? Ama olmaz dedi böyle. Onun dedi sahabeleri, duyurlar onu bulur, alırlar, kurtarırlar böyle. Bu olmaz bu. Biri dedi, şunu yapalım dedi böyle teklifi. Mekke'de onu yine hapsedelim bir bodruma. Ona ufak bir pencereden al bir şey, günü bir kuru ekmek atalım böyle, su atalım. O arada ölsün kalsın bu şekilde. Ona baklar, yok gene böyle. Ama neden? Onu kurtarır Müslümanı böyle. Bu da garanti değil böyle. Ebu Cehil işin sıra geldi. Ona bakıyor şeytan. Ebu Cehil, öldürelim bunu. Tamam. Tek şarap bu böyle. Öldü mü, yani başta kesildi mi, artık bu din biter söner. Olmayınca İslam da dağılı gider böyle. Ama kim öldürecek şimdi muhtemelen böyle? Kim öldürecek böyle? Onlara göre, peygamber öldürmek kolay onlara göre. Fakat Kureyş kabilesi Mekke'ye mükemmelde çok büyük kabile, kalabalık. İman etmeler işten çok. Fakat eğer öldürürse Muhammed Aleyhisselam Hazretleri, işte olacak, kan damar dökecek, kan damar böyle, akraba böyle. Mekke ikiye bölünecek. Büyük savaş olacak Mekke'ye mükerremede. Buna çekiniyorlar. Ebu Cehil'in melun buna bir çare buldu ama. Çözüm buldu bana böyle. Ne yapalım dedi. Her dedi kabileden, aşiretten bir de genç seçelim böyle. Yani kavgacı, dövüşçü, canavar, merhametsiz bir genç seçelim böyle. Evine gece basalım. Bunların hepsi evine bassınlar, karanlıkta, hepsine kılıç vursunlar, çünkü belli olmasın bu şekilde böylece. Yani Kureyş kabilesi hepsine karşı gelme onlara böylece. Tamam mı? Tamam. Karar kesin muhteremler. Karar verildi. Peygamber evi sarıldı muhteremler. Akşam et peygamber, akşam nasıl evi sarıldı muhterem böyle. Ebu Leheb de orada. Tam peygamber, o zaman bak, böyle. O ileri gelen reisleri, yaşlıları, ve o katillik seçilen, görünlü katille seçilenler böyle, eli kılıçlar böyle, ev sarıldı, bekliyorlar şimdi. Niye bekliyorlar? Hava biraz daha kararsın da, hava bir çekilsin artık yerine böylece. Cebrail Aleyhisselam geldi muhtemelen. Cebrail Aleyhisselam geldi. Şimdi bunlar tabii, dünya gözüyle bakınca, daha doğrusu böyle maddi güçle bakınca, yani çok zor bir şey gibi görünüyor muhtemelen böyle. Ama aslında Allah katında bunlar, yani dünya işi Allah katında, bırakın bir mühkemiş gibi Allah katında bir şey böyle. Fakat bu adetullah bu muhtemelen böyle. Yani cihatta, bu var cihatta böylece. Cevâb-ı Aleyhisselam geldi, ayet-i kerimeyi getirdi. Benim kürüne ayet-i kerime başlıyor muhtemelen, ayet-i kerime başlıyor. Tabii öz yaptığım için ayet-i girmiyorum. Buyurdu, ya Resulallah, Rabbinden sana izin geldi, Ebu Bekir'i al, sen buradan ayrıl, evinden baştan durma buradan böyle, evinde durma böyle. Hazreti Ali, bekar o zaman tabi, Peygamber evinde kalır o da böyle. Peygamber onu çağırdı, öbür odadan böyle. Ali, gel buraya, ne var ya Resulallah, Cebrail Aleyhisselam geldi, bana izin geldi, icret için Ebu Bekir'le beraber, sen benimle beraber gelin bu gece. Benim yatağıma yat. Benim yatağıma yat. Benim bir hırkası, yeşil hırkası vardı bana. Bunu da giy, üzeri örtkeni bunu da böyle. Yat. Onlar seni görün yattığını ben zannederler. Biraz zaman kaçtı bu şekilde böyle. Ama korkmasan bir şey olmaz da böyle. Bir şey olmaz, korkma bu şekilde böyle. Nasıl koruyacak bu şekilde böyle? Demek ki tedbir almak gerekiyor. Tedbir almak. Burada incelik oldu bak.
Resulullah peygamber mi? Peygamber böyle. Allah'ın koruması kesin mi? Kesin böyle. Medine varacağını biliyor. İslam güçlenince onu biliyor. Ne gerekiyor? Tedbir de bırakmamak gerekiyor. Bu var böyle. Ve peygamber emanet veren bazı insanların Hazreti sen bu emanetleri yerlerine 3 gün sonra geldi de arkamdan böyle. Peygamber çıktı ya muhteremler, hava kararmıştı. Yasin'in 8 ayetini okudu böyle. Akşam Fevim Layyub Sürun ayetine kadar böyle. Fevim Layyub Sürun Fe Ağşeynahum. Onları perde etmeden buyuruyor. Onları görmezler. Peygamber kapıdan çıktı. Yasin'in 8 ayet okuyarak bir avuç toprak alıyor. Tolsun. Biz atlanırım ben. Her birine isabet oluyor. Hepsi böyle. Kim olmaz böyle? Hepsi böyle. Gözleri, yüzleri, başları, maçları böyle. Ama sanki bir şok olmuşlar böyle. Yani sanki bir kimyasal ilaç sıkılmış onlara. Bir anda şok olmuş, yeri kaldılar böyle. Bakarak kör oldular böyle. Kulakta bir şey duymuyor. Öyle dalga öyle kaldılar. Kendi bilmiyor sanki. Tozlandı. O gece bakın, o gece muhteremler. Kimlere toz gelmişse her biri bedeli geberdi bunu. Hepsi onu. Hepsi onu geberdi. Kimin ona toz gelmişse o bir şey orada böyle. Yani çıktı oradan Aleyhisselam, çıktı tabi oradan. Biraz sonra oradan geçti bir müşrik. Baktı bir kalabalık. Ne var burada? Kendine geldiler. Ne var burada? İşte Muhammed ölmeye geldik buraya. Ya baksana ne olmuşsun üzerinizde? Muhammed'e kaçmış Muhammed buradan böyle. Baktı birbirine bak Allah Allah. Toluşsun böyle her tarafı bir şey böyle. Canla baktılar, yatı yerinde, o Muhammed değil orada böyle. Tam Muhammed Hazretleri kalktı o seyahatı. Baktı Hazreti Ali bu böyle. İşe girdiler, tabi Muhammed köprüyle bunlar şimdi. Kaşırdılar tabi avlarını ona göre böyle. Süper başta aramaya yapıyor muhtemelen işte böyle. Aramaya. Elle kılıcı alan, baltası alan, kazma alan arıyorlar böylece. Ebu Cehil ödül koydu, ödül şimdi muhtemelen. İlle yakalansın diye böyle. Kim yakalasa, ölü diri yakalasa 100 deve verecek. 100 deve o zaman Arabistan'da büyük bir servet. 100 tane deveyi koy şey sırayla böyle, büyük bir servet. Kim Muhammed yakalarsa, ölü ya diri yakalarsa 100 deve ona verecek. Ne kadar hayatı varsa, her biri elinde alan kılıcını, bıçağını, kamasını, ne var abi, sopasını alan böyle, arıyor bir gece böyle. Her tarafı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o gece gizlendiği bir yerde muhtemelenler. Nerede bilmiyor bu böyle böyle. Bilmiyor. Ertesi gün öğle vaktinde Peygamberimiz Hazretleri evine gitti muhtemelen. Öğle vaktinde ertesi gitti böyle. Evine gitti. Dedi ki ya Ebu Bekir, Rabbim bana izin geldi. Hicret işim böyle. Ben de var mı ya Resulallah? Daha öyle haberi vardı. Evet sen de varsın. Başta ağlamaya sevinçte muhtemelen böyle. 2 dev aldım bundan bu şeyi bundan böylece. Ve oradan çıktılar, Sevr Dağı var, Sevr Dağı. Aşağı yukarı bir saat falan yayan sürür böyle, Mekke mükerremeye. Orada bir mağara varmış orada böylece. Peygamber oraya gitti muhtemelen, öylesi günü böyle. Mağara gitti oraya. Mağaranın kapısı alçak küçük böyle, girişi böyle. İçerisi böyle geniş çevirir böyle, oraya gir böyle. Oraya girirler, Ebu Bekir'le beraber. Hatta mağara kapısına gelince Hazreti Bekir yarısına izin ver, önde ben gireyim dedi böyle. Bir bakalım. Niye öyle dedi böyle? Genelde yılanlar mağarada kısaltılarında sıcaktan mıdır? Ulan böyle. Yılanmazmışım böylece. Önce girdi, gerçi yılanlar varmış orada böyle. Devletleri tıkadı böyle, bir seni yırttı böylece. Devletleri girdikten sonra 2 güvercin geldi buraya. Erkek dişi yani çift. Dişi erkek böyle. Hemen yuva yaptı oraya ikisi beraberce. Ve dişi göğe yumurta doğru böyle. İki üç yumurta yumurta doğru böyle. Üzerine oturuyor, kurku kerim böyle. Arkadan bir örümcek geldi. Örümcek geldi, o da ağ gerdi muhtemelen böyle. Ağ gerdi. Onda Cebrail Aleyhisselam secdeye kapandı. Ya Rabbim, Allah'ım, bana izin ver. Gideyim ben mağara kapısına, Habibim ben bu akşam o da bekleyeyim orada böyle. Cevransına gerek böyle böyle. Ve onlara bir asker gönderdim ki örümcek. Örümcek bunlar. Getir onlara bunları.
Yumurta yap, yuva yaptılar güvercinler. Örümcek ağa gerdi. Ağa gerdi ama ağa tabi içerisinde gösteriyor yine gene böyle. Tam kapatamıyor tabi ağa tabi böyle. Rabbim bir rüzgar verdi tabi böyle. Umaraya doğru böyle. Kuvvetli bir rüzgar geldi. Toz doğru yapıştı o örümcek ağına. Tabi. Başlayınca örümcek içini göstermedi muhtemelen. Oraya gelmiş arayanlar bir grubu. Oraya geldiler. Ümeyd denen kafir başlarında. Hazreti Bilal'e işkence yapan kişi yani böyle. 20 kişi oraya geldiler. Bir iz süren vardı ayak izinden böyle. Bu işin gayet uzmanıymış bu işin böyle. O izi süre geldi oraya kadar geldi. Onlar burada dedi böyle mağarada. Ümeyd güldü. Bak kaldı böyle. Onun kişi çok böyle. Ben de seni şey diye aldım, tuttum, getirdim buraya. Uzmansın diye böyle, iz sürmede böyle. Baksana dedi böyle. Muhammed Ali yine kaçtı. Örümcek yuva yapmışlar buraya. Yumurtlamıştı gibi bir şeyler bir şekilde. Hiç bakmadılar da bunlar böylece. Onunla Hazreti Hüseyin Hazretleri biraz korktu anda muhtemelen böyle böyle. Onlar konuşuyorlar. Şimdi ayakta görünmüyor siz böyle. Eğilseler İçine yine görebilirler içerisinden böyle muhtemelen böyle. Eğilse içine girebilirler. Hazreti Bekir içine böyle neye korktu? Canı için değil. Tamam, ölecek o. Şehit olacak orada. Ama yetersiz. Tek bir canı var. Yetmiyor tek can böyle muhtemelenler. Peygamber için üzülüyor tabi. Bu peygamber de La tahzen innallâhe me'anâ La tahzen. Ya bir üzülürler mi? Üzülme be. Allah bizi beraber yaptı. Bak bakayım öbür tarafa dedi mağaraya. Bak öbür tarafa bakayım. Karşıdan baktı. Allah Allah. Deniz, bir gemi. Bekliyor musun? Mağaraya bir gemi var. Mağaraya yok tabii. Üç gün kaldı mağarada peygamber. Üç gün kaldı Allah'ın Resulü, Resulullah mağarada. Ama ne mutlu o mağaraya. Ne mutlu o mağaraya. Hatta yılan hazır bir soktu filan da öz yapıyor muhtemelen. Bak gitmeyen patlayan tabi böyle. Bir günden sonra Devam Hazretleri Rebiyon'un birinci gününde oradan çıktı. Oradan çıktı. Normal yolu takip etme peygamberimiz deniz yolunu yani Kızıldeniz sahilini takip etme başladı şimdi bunlar böyle. Ev üzerinde tabii yolda çok mucize oldu yolda, çok oldu böyle. İkisini söyleyeyim inşallah. Biri bir çadır vardı. Ebu Muhabbet adında birinin çadırı, göçebe yani böyle. Orada çadır yaşıyor kendisi. Oraya geldiler. O dönemde yolda yiyecek bulunmuyor ama. Şimdiki böyle. Şunlar bunlar yok mu tabii o zaman böyle. Ebu Bekir in deveden. Çadırdan dışarıdan bağırdı. Ey Ümmü Mabed, tanım kendisini beni, Ebu Mabed. Eğer dedi varsa dedi, ekmeğin, hurman bir şey böyle, parası alacağım. Hanım varmış böyle, Ümmü Mabed. Dedi ki, tamam Ebu Bekir'e, ya Ebu Bekir dedi, olsa parası verdim böyle, böyle. Hiçbir şey de yok. Ellerinde de ne bir damla süt var, ne bir hurma var, ne kuru et var, ne kuru ekmek var böyle. Bir şey yok, takır takır yapıyorlar. Peygamberimiz dev üzerinde. Mahdu Aleyhisselam Hazretleri bir koyun yatıyor çadırın gölgesinde. Ama deri bir deri kemik. Artık hayvanın sonra nefes alıyor da böyle. Ayağa kalkma hali yok. Artık ölümünü bekliyor yani böyle. Kesse et yenmez. Et içi kalmam böyle. Bir peygamberimiz çağdaki kadına, Ümmü Mabed'e eğer izni verirsen dedi, bu koyunu sağabilir miyiz de bunu biraz sağalım mı, alalım üstüne bunu bu şekilde. Ne diyorsun sen dedi, baksana, koyuna baksana demedi böyle. Hayvan da sürüye dahil olamadı, otlamaya gidemedi, ölüm bekliyor bu şekilde böyle, süt olur mu onda? Bir deneysek izni verir misin böyle? Denesen verirsin. Yani kadın şey gibi görüyorum bunu böyle, yani saçma gibi görüyorum bunu böyle. Gene sen bilirsin. Peygamber dedi ki bir kap getir. Ama büyük olsun bir. Büyük kap getir. Peki. Kaldı en büyük kapı getirin.
Hadi bakalım. Peygamber bir isme çekti. Bir su bazladı muhtemelen. Çeşme akar gibi böyle. Kurnayı bir aşağı böyle. Başladı akmaya böyle. Yani sağma gerek böyle. Akıyor muhtemelen böyle. Kap doldu. Ümmü Muhammed'e verdi. İç içine kadar bakalım. Doğru iç bakalım böyle. İçine. Ebu Bekir'e verdi. Yanında iki daha var. Onlara verdi bunları. Peygamber sonunda içti kendisi böyle. Bitti o. Kap. Bir daha sağdı bunu. Doldurdu. Ümmü Muhammed'e verdi. Al bu size kalsın dedi bunu muhtemelen. Tabii kardeşi şaşırdı muhterem buna. Yani bu normal bir olay değil bu. Olağanüstü bir şey bu. Sen kimse de böyle, yere duyarsın kim oldun böyle peygamberle. Dedi. Bir olay daha nakdeymiş yolda inşallah. Biri vardı, Suraka diye bir adam. Müşrik tabii. Adı Suraka denildi kişi böyle. 10 kişiye bedelmiş muhterem böyle. Yani tek başına böyle 10 kişi dağıtılmıyor böyle, kılıç savcısı böyle şeyde, güçlü, kuvvetli, ünlü kişi çevrede böyle. Bu da haber alıyor ki, Mekke'de peygamber diyen biri, Mekke'den kaçıyor, Medine'ye gidiyor böyle. Onu diriyor yakalarına 100 deve var, ödül. 100 deveye sahip olmak için altına bindi, arama başladı etrafı böyle. Yoluna geçiş yapamıyor. Aram başladı ve karşısına gördü muhteremler. Peygamberimiz devenin önünde oturuyor. Hakikaten bir okuturuyor. Oturuyor. Peki bir bak peygamber. Devamlı peygamber Kur'an okuyor benim. Hafif sesli böyle. Devamlı hep Kur'an okuyor. Hiç bakmıyor böyle. Hazreti Bekir o gözetliyor etrafı böyle. Yani bir gelen olmasa, bir şey olmasa böyle. Arkaya bakıyor bazen böyle. Arkaya baktı, bir atlı görüyor ama heybeti böyle. Yarışıyor, bir atlı görüyor ama bir ses çıkarmadı. O konu devam ediyor konu böyle. At biraz yaklaşınca tanıdı. Suraka. Yarışıyor, basıldık. Suraka geliyor yarışıyor da. Üzülme gene aynı şey böyle. Allah bize beraber. Üzülme sabah. Suraka geldi artık böyle. Aşağı göre bir 10 adım kadar kalınca Peygamber buyurdu ki toprağa ya yer, yut bakalım bunu, yut bakalım. Yani yarıldı, sonra altına haber yere gömüldü muhtemelen. Dizde gömüldü, beden dışarıda, at geriledi böylece. Bunu yer sıkma başladı, mengene gibi sıkma başladı böyle. At da inliyor, ayakları da çatırıyor yumraklarına. Sonra baktı ki Allah Allah, bu bir farklı bir şey bu ya. Dedi ne olur, sen de Allah ile aran iyisin herhalde, bilmiyorum tam kim olduğunu. Sen Allah'a dua et de kurtarsın, sana bir şey yapmayacağım böyle. Bırak yarım böyle. Bırak çıktı böyle. Çıktı ama altta 100 deve geldi gene. 100 deve sahibi olmak büyük bir servet. Böyle baskı yapıyor birdenbire böyle. Basayım derken böyle birdenbire toprakken yaralandı hem de. Üstleri bulalım böylece. Üçüncü sene artık anladı böylece ki. Artık salım söz verir bu şekilde böylece. Sen de kimsin? Allah'ın peygamberi bu şekilde böyle. O da izin ver, ben seninle beraber geleyim. Ben seni savunuyor, koruyorum mesela bu şekilde böyle. Yani senin yakını koruman olayım böyle. Seninle beraber geleyim böyle. Yani gülümsedi. Benim sana ihtiyacın yok böylece. Beni Allah koruyor diyor böyle. Allah koruyor bunlar böyle bu şekilde. Ama dedi, ileride Medine'ye gel ileride böyle. Ne zaman duyarsın ileride İslam kuvvetlenmiş, yine girersin de böyle. Sonra gitti Medine'ye tamamen baktı kendisi böyle. Derken, Rebi'nin 8. günü, Haris'te günü Kuba'ya gelip yanılıyor. Kuba'ya gelip yanılıyor. Kuba, köy o zamanlar böyle. Ayrı Medine'de o zaman tabii. Şimdi bakın, kaderin cilvesine bakın. Mekke halkının oradaki gizli Müslümanlar dışında tamamı peygamberi öldürmek için arıyorlar. Yani kadınlar bile muhtemelen. Yüz deve ödülü için kadınlar, birkaç kadın girmişler. Onlar bir arıyorlar böyle. Sopalarla, kazmalarla böyle. Arıyorlar. Öldürmek için bunlar böylece. Medine halkı haber aldı. Peygamber Mekke'den çıktığını. Her gün çıkıyorlar. Sinit'in Veda'da iki tepe vardı orada böyle. Oradan geliyorlar, gelenler. Bekliyorlar bu şekilde böyle. O gün de beklemişler.
Artık sıcak basına dönmüşler bunlar bu şekilde. Peygamberimiz öğle vakitlerinde Medine'ye geldi muhtemelen böyle. Geldi. Şimdi bakın Rabbim hikmetine bakın. Bir Yahudinin biri bir işi gereği çıkmış tarasına. İlk atmış yerdi tarası. Taras çıkıyor oradan bakıyor, bakarken böyle, sıra bakarken böyle. Bakıyor ki iki tane deve geliyor böyle. Girenler var bu şekilde. O zaman haber verdi Medine'lere. O beklediğinizde de o peygamber girdi bunlara, Yahudi bunlara. Hemen çıktı Müslümanlar karşıladılar muhtemelen. Peygamber önce Kuba köyüne yerleşti muhtemelen. Kuba köyüne gitti böyle. Orada birkaç gün kaldı Aleyhisselam Hazretleri. İlk orada yapıldı mescit, İslam'da ilk mescit muhtemelen. İlk taşı peygamberimiz koydu. Dedi ki, ya Ebu Bekir sen koy yana böyle. Ömer sen koy yana böyle bu şey böylece. Temeli böyle, taşları. Tabii yüzü örtülmedi böyle, etrafı çevrildi. İlk İslam'ı yapılan mescit, İslam'dan Kuba Mescidi muhtemelenler. Onun için dördüncü mescidi İslam mescidi böyle. Yine Kabe Mescidi Haram, Medine'deki Kudüs'e mescidi aksa, o dördüncü sırada geliyor Kuba Mescidi muhtemelen, İslam'da. Cuma günü oldu şimdi muhtemelenler, Cuma günü oldu. Şimdi artık Peygamberimizin Medine'ye gitmesi artık. Yani şehrin merkezine gitmesi böylece. Haber aldı Medine'liler Peygamber'in geleceğini. 100 kişi geldiler Medine'den Kuba'ya. Yani karşı muhtemelen böyle. 100 kişi geldiler. Altlarla geliyor bunlar. 100 kişi geldiler. En böyle şeyler, gençler, kuvvetler geldiler. Yani Aleyhisselam Hazretleri işini böyle kuvvet uğurlayanlar gelinler beraber. Hastalar gelmişti. Hep beraber bunlar şimdi. Onun için yavaş yavaş çıkışlar Medine'ye doğru, merkeze doğru. Yolda bir vadi, Ranlı demir bir vadi böyle. Şimdi Cuma Meşri var orada şaşalı böyle böyle. Yalnız oraya indi devesinden indi. Tam öyle vakti olmuştu. İlk olarak orada Cuma namazı kılındı muhtemelenler. İlk Cuma namazı kılındı böyle. Yalnız da orada Cuma namazını kıldırdı. Hutbe okudu, ilk hutbe. Orada okudu böyle. Ondan sonra tekrar üstüne bindi. Artık şimdi Medine'ye geliyor böyle. Birkaç kilometre bir şehir böyle, az bir mesafete oraya, ilimine böyle. Medine halkına haber geldi. Resulullah Vadi Ravna'da namaz kılmış, nevese binmiş, karşılarına beraber Medine'ye geliyor. Medine en büyük barım eşi onu, en büyük barım Medine halkına böyle. Sevinç, bir peygamber artık Medine'ye geliyor. Medine'ye yerleşecek böyle. Onun olacak böyle. Gezmeye gelmiyor ama. Oraya kalma geliyor. Bir peygambere geliyor. İşlerinde sahabeler var. Muhacirin onlar böyle. Sahabeler var. Bir de Medine'nin de sahabeler işlerinde var böyle. Yazınlar akabede. Onlar sahabe. Diğerleri tabi'in. Tabi'in. Şimdi tabi sahabe olanlar peygamberi görenler böylece. Bilhassa muhacirin. Mekke'den gidenler. Boyunları bükük. Evet, onlar Medine'ye gittiler. Rahatı orada elhamdülillah. Halk onlara sahip çıktı. Hatta malını paylaştılar, evini paylaştılar, develerini paylaştılar, bunlara karış oldular bunlara beraber. Rahat namaz kılıyorlar böyle. Onlara bağıran şey yukarıda karışan bunlara. Ama boyunları bükük böyle. Annesinin kaybeden çocuk gibiler muhtemelen hep böyle. Gönülleri Resulullah'ta gene muhtemelen. Onun sohbetinde peygamberler. Yollar, gözleri yolda. Gönülleri Mekke'deki peygamberler bu şekilde. O bir gelse derken bu şekilde. Halk çıktı şimdi böyle Medine'ye böyle. Kadınlar taraslarda böyle. Hastalar, yaşlılar. Hatta yürümeye gücü olmuyor. Yemek denir muhtemelen böyle. Çoluk çocuk böyle. Resulullah geliyor. Sonra geliyor. En büyük bir coşku bayram. Yani cennet hayatı yaşadı onu o gün Medine halkı tek tarihinde. Bir defa o gün böylece. Derken göründü muhteremler. Sintir Veda. Veda tepelerinden böyle. Oradan başladı, görme başladı. Artık coşku tabii tekbir getirenler, sahibi getirenler muhterem. Ağlayanlar, düşenler böyle. Yaşları gözünde boşananlar. Bir manevi hal atmosfer oldu. Bu yaşanan bunu biliyordu böyle. Ona göre böyle. Artık Medine'nin yerine duramıyor muhtemelen böyle.
Onlar cennete at bir tarafa, onlara Resulullah lazım. Peygamber lazım onlara bu şekilde. Peygamber artık göründü tabii. Deve üzerinde. Peygamber devesinin adı Kusva. Kusva. Adı. Peygamber devesi ama oldu. Yani deve, o da canlı vardı muhtemelen. O da peygamberi taşıdığını biliyor ama deve de muhtemelen. Boş değil de hayvan böyle. Böyle bir şekilde. Şimdi ne var şimdi orada? Şimdi bir soru mu çıktı ortaya şimdi böyle? Resulullah Medine'ye geldi, buraya yerleştik ama acaba kimde misafir kalacak şimdi? Tabii orada ev yok. Yakın akrabası yok böyle. Kim ne orada kalacak? Tabii ne gerekiyor? Medine eşrafı gelenleri. Onlara layık oluyor bu tabi böyle. Buna çıktılar. Ya Resulallah açtı kapılarını. Ya Resulallah geçen evinin kapılarında. Ya Resulallah bize ev buyurun böyle. Bu adresini burada bu şekilde böylece. Peygamber şu buyuruyor muhteremler. Ben deveye bağlıyım muhterem. Deveye bağlıyım böyle. Deveye çökerse orada ineceğim ben bak. Eğer Peygamber kendi görüşüyle böyle inse diğerlerinde biraz kırgınlık kılacak diğerler böyle. Böyle bir kırgınlık olacak arada böyle bir. Üzecekler böyle. Yani onu tercih ederken bu şey tabi bu şekilde. Şimdi ne yaptı? Koştay böyle bir ileri gelenleri devenin en sevdiği otları getirirler. Tutu deveye bu şekilde. Yani deve gelmesi için bu şekilde. Ama Peygamber devesi muhtemelen böyle. Sanki böyle kimin neyi deve çekiyor böyle. Başka böyle bir sağda hiçbir yere bakmıyor böyle. Hiçbir yere bakmıyor böyle. Ne otu yeme bakıyor böylece. Sanki ilk kelimeyi teviş gibi verip. Başı böyle bir sağda, bir sol deve böyle. Bir sol deve böyle. Yani la ilahe illallah. La ilahe illallah derken muhtemelen böyle. Bir bakmadan böyle. Baklar ki iş ne yapsa fayda böyle. Kapı açık böyle. Kadına yalvarıyorlar, ekle yalvarıyorlar bir şey gelip. Ot veriyorlar, fayda böyle. Bir boş arsa oraya deve çöktü. İki yönde çöktü, arka çekmiyor arkada böyle. Ve burası boş yarışalına, peki bakalım. Ne kalktı oradan muhtemelen. Biraz yürüdü, yine durdu muhtemelen. İlk çöktüğü yer, burası meşrit oldu. Meşrit, Medine meşrit muhtemelen. Razı muhtar orası bir rahmetler böyle. Hatta çöktüğü de kapısı. Razı muhtemelen kapısı, tam devenin çöktüğü yer. Kapı muhtemelen. Kapısı böyle. Devenin kalktı, biraz gitti. Hemen sağda Ebu'yip Hazretleri vardır. İstanbul'da metro almadı hemen. Onun evi durdu böyle şey. Ebu'yip Hazretleri de, Ebu'yip Hazretleri de o da kapıda ama o çıkıp da bize buyur diyemiyor, utanıyor. Yani halk bana güler. Yani sana mı kaldı Resul-i Emine'ye misal olmak? Diye böyle kendileri çok aşağı görüyor kendisini görüyor böylece. Yani devesi geldi, eğlendiğinde durdu muhtemelen. Deve çöktü yere böyle. Deve çöktü mü, deve bir de yanını koyar bir yere böyle. O zaman artık kalacak öyle orada böyle. Yanını koyunca, Peygamber'in biraz bir rastım yok bir şey böyle böyle. Hanım diyor ki, Halid koş bak, bak Resul bize gelecek. Yok ya bize gelir mi Resul böyle. Göz yaştan böyle. Peygamber deve inmeye başlayınca, koştu muhteremler. Deve baş al götürdü. Oraya misafir olmuyor Resul'e böyle. Şimdi, gelin muhteremler, tabii ki özetlemeye çalıştım. Yani gönül istedik ki böyle, açalım bu konuyu böyle, daha farklı açalım, farklı yönü anlatayım istedim böyle ama ona göre oluyor bir sohbette. Şimdi Hicri yılbaşı nasıl oldu muhterem? Ona gelelim şimdi muhterem, inşallah biraz da inşallah. Arabistan'da belli bir tarih yoktu başlangıcı. Onun için sahabenin çoğu yaşı belli değil yaşları da. Şimdi doğum tarihi yok, tarihi yok böyle. Ne vardı? Bir önemli bir olay olmuş. Ne zaman doğmuş? Kıtlık senesinde. İşte sel senesinde, filan savaşta. Tabi zaman geldi, ne zaman kıtlık senesi oldu? İşte 10 sene, 20 sene önce yok, 18 sene önce. Tam bilmiyorum tabii böyle böyle. Derken fil vakası oldu, fil olayı o böyle. Fil olayı gelince, Ebru ordusu böyle helak olunca, Ebru kuşlarıyla, bunu tabi bütün gözle bunu gördü. Her şeyi kapattı,
artık bu olay tek kaldı böyle. Bir olay kaldı böyle şey. Tabi bunda yine ne oluyor bunda yine bunda? İşte 10 sene, 5 senedeyken bu şekilde itiraf oldu. Peygamber Medine'ye gidince bu sefer iş değişti. Hicret etti Peygamber'in yılı. Bedir Harbi oldu. Bedir yılına dönmüşüm. Uhud Harbi'nde, Hendek Savaşı'nda, Mekke'nin fethinde böyle her farklı böyle tarihler bu şekilde böyle. İdare ediyor bu şekilde böylece. Hazreti Ömer zamanında İslam artık büyüdü muhteremler. Üç kıtaya yayıldı. Afrika, Asya, Avrupa'ya. Üç kıtaya yayıldı artık İslam dini onun yönünde. Şimdi ne oldu? Tabii bir devlet teşkil etti böyle. Resmi yazışma oluyor. Valilere, komutanlara emirler gönderiliyor, yazma oluyor böylece. Şimdi bir emir gönderiliyor. Aradan başka emir gönderiliyor. Ama tarih yok. Mesela birine yap, birine yapma. Birine şunu yap, bunu yapma böyle. Şimdi bakayım komutan, acaba bunu hangisini yapayım şimdi böyle? İki saat sömür emri. Onu mu yürüyor? Ama hangisi daha önce geldi acaba böyle? Bilmiyor. Ne gerekti şimdi böyle? Belli bir tarih başlangıcı. Hazreti Ömer topladı 17. yılda hicri. Sahabeleri topladı, ileriye topladı böylece. Onun ittifakıyla ne yapalım? Bir tarih başı yapalım bakalım böyle. Kimi Peygamber hicretini, kimi ilk savaş, Bedir Savaşı, Medine Muharebesi, Zaferi, Hud, Uhud Harbi'ni, hele Mekke Savaşı'nı, kimi Peygamber'in vefatını ne tarif yapalım bu şekildeyken böylece. Bakın sonunda ittifakla karar verildi. Hicret yılı muhtemelen böyle. Karar verildi. Ondan sonra ne oldu şimdi böyle? Oradan belli olmuşlar hicret yılı böyle. Şimdi inşallah nasip olsa yarın akşam hicri başı muhteremler. Şimdi ne yapalım muhteremler? İbadetten ziyade bunu canlandırmaya çalışalım muhteremler. Yaşatmaya çalışalım muhteremler böyle. Yani günümüzde daha kolay elhamdülillah böyle. Yani telefonla, mesajlarla yılbaşını kutlama. Kutlama böyle. Esnaf ve dükkanlar mesela bir şey yapıp bitine koyma böylece. Bunu gerçi biraz geç kalınır bu konu ama öyle nasıl yapılır muhtemelen bunu bu şekilde. Yani ibadetin ziyade hicri yılı yaşatmaya çalışan muhtemelen böyle. Yani kutlama, mesela şunlara, bunlara yolda görürken ben ne yaparken böylece bir canlandırma. Yani çoğu çocuğa, hatta eve giden kişi mesela o akşam yine farklı bir şey götürmeli böyle, yiyecek bir şey böylece. Ne oldu çocuklarına? Bak bu akşam hicri yılbaşı yavrum böyle. Bu şekilde yapmaya çalışacağım muhtemelen inşallah Teala böylece. Rabbim inşallah İslam ayetine hayırlı resimler bunu muhteremler. İnşallah İslam'ın bu bedbaht durumu inşallah hayır döner muhteremler. Herkese bir sabah var muhteremler. Herkese bir sabah var böylece. Bir aklım vermez muhteremler. Rabbim de bir patta göre bir şeye böylece. Onların başka bir dertleri başlar inşallah Teala böylece. İnşallah Rabbim Müslüman'a yardım eder. Hepinize mübarek olsun inşallah. Yeterli Fatiha.